Buyurun Kira Hanım. Vay, masallardaki gibi kocaman. Saray gibi. Aynı dedemin konağı gibi. Torunum, Şadoğullarını teker teker Aslan Bey'e çağıracağını, bir yemek de burada ver, hepsini çağır. Düşmanla birlik olmaya alıştın zaten. Esma Ana! Hoş geldiniz. Gül Hanım ablasını çok özlemiş. Bu gece bize misafir olacak. Hoş geldin küçük adam. Yemek yukarıda hazır. Yukarıda mı yersiniz yoksa odanıza mı göndereyim? Gül Hanım şimdi gelir gelmez odaya kapatmayalım. Hep beraber avluda yeriz. Olur değil mi Gül Hanım? Zaten yemek ayrı yanmaz ki, hep birlikte yenir. Şey, ben buraya biraz habersiz geldim ama bana da yetecek kadar yemek var mı? Ablacığım. Zehra. Hazar Bey. Zehra neyin var? Hasta mısın? Yok. Hiçbir şeyim yok. Ben çok iyiyim. Daha gidelene kadar oldu ama hemen Gülüm'ü özleyiverdim işte. Gel haydi bahçeye çıkalım. Nigar Ana çay demlemiştir. Zehra bak bir şeyin varsa saklama benden kurban olayım ya. Yok. İyiyim ben merak etme sen. Öyle bir anda midem bulandı da. Ama geçti şimdi. İyiyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Yok artık. Üstüme iyilik sağlık. Bir gün bu masada sadece ikimiz kalacağız derken gittikçe çoğalıyoruz da Azize Hanım. Hem de Şadoğulları ile beraber. Bakalım daha kimler gelecek? Gül Hanım, ablan senden çok bahsetti. En sonunda tanışabildik. Hoş geldin. Ben Elif. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Öyle deyince ne diyorduk abla? Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Buyur bakalım Gül. Bunları senin için yaptım. Gül Hanım derseniz sevinirim. Dedemin annesinin adı. Dedem beni çok sevdiği için annesinin adını koymuş. Hadi bakalım sen tabandakileri ye. Ondan sonra sana bir sürpriz var. Ne? Sürpriz mi? Hadi söyle bir an. Abla sen biliyor musun? Yok bilmiyorum. Vallahi verdiğin sözler çoğalmaya başladı Miran'cığım. Evimizi de geri vereceğim dedin ama sözünü tutmadın. İnşallah bu sefer çok uzun sürmez. Gül hadi ablacığım yemeğe niye soğudum? Şu Şadoğlu kızları da kendilerini bir bir bizim konağa atıyor. Kalan varsa onları da kap getir Miran. Bir de Yaren ablam var. Ama onu getirmedik. O cezalı. Çünkü beni ağlattı.